11, 12, 13, 14, 15. Kurum Petpunklarım, bakar mısınız? Her yer kurum petpunklarım. Hepinize merhaba punklarım, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bedava kurum pet yapımını göstereceğim. Tokolife World'deki bütün kurum petlerin yapımını bu videoda görebilirsiniz. Bütün diyorum, bakın. Hepsini göstereceğim size eksiksiz. Kurum petleri çok seviyorum ve hepsinin yapımını öğrendim. Şimdi sizlerle bunu paylaşacağım. Size göstermek için bir tane kutu aldım elime. Çünkü bazı malzemelere ihtiyacımız olacak. O malzemeleri de gidip bazı yerlerden alacağız. Ama gitmeden alacağımız şeyler de var. Mesela şimdi evin buradan bir şeyler almamız gerekiyor. Şimdi bu elektronik aletler bölümünden bir makine var ya. O makineden cips alacağız. Bu cips gibi şeyden alacağız punklarım. O bize lazım olacak. Şimdi onu alıyoruz. Bundan iki tane aldım. Yedim. Hep böyle oluyor gerçekten. Şimdi bundan iki tane alacağız ama. Çünkü iki şey de bize lazım olacak. Tamam. Şimdi alacağımız başka şeyler de var. Onları da göstereceğim. Şimdi buradan bir basket topumuz var. Onu alacağım. Sonra burada başka alacaklarımız da var. Onları da göstereceğim. Hem her şeyin yerini göstereceğim size bu videoda. Gidip alacağımız şeyler de var çünkü. Bu basket topları. Şöyle iki renk keçeli kalem. Sonra buradaki tutkal bize lazım. Bunları sepetimize koyacağız. Şimdi kutumuzu dolduruyoruz. Tutkalım bunlar. Bunlar bize şimdi lazım, tamam mı? Şimdi yemek bölümünden havuçla peynirimizi alalım. Onlar da lazım. Şimdi bunlardan havuç, peynir falan demeyin. Çok tatlı kurum petler meydana gelecek. Siz de görünce çok şaşıracaksınız. Bu videoda hepsini tek tek göstereceğim bunları. Bu bir tane de havuç lazım. Tamam. Şimdi tuvalet kağıdı, ay balık alacaktım, balık. Marketten alacağımız çoğu şeyi buradan halletmiş oluyoruz yani. Bir de lahana. Şimdi tuvaletten de tuvalet kağıdı. Tamam. Şimdi bunları koyacağız. Ve gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Markete gideceğiz şimdi birlikte. Kuklarım, şimdi marketten pizzayı alıyoruz. Bir tane pizza. Bunu da açtım. Bu şekilde pizzayı alıyoruz. Buradan şimdi bu dergiyi alacağız. Bir de bu uzun ekmeklerden alacağız. Şimdi gidiyoruz, alışverişimize devam ediyoruz. Ben size en kolay şekilde nereden ne alabileceğinizi, kurum petleri en kolay şekilde nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. En kolayını burada bulabileceksiniz yani. Bu yastık lazım bize. Ay, bu yastık buraya girer inşallah. Poşete girmiyor. Ne yapacağız? Ben bunu karakterlerinden birinin eline verip geliyorum. A few minutes later. Şimdi buradan kamerayı da alıyoruz. Şimpuklarım, bunları alıyoruz. Bu ikisini. Poşetime attım onları. Buradan bu dürbün. Onu alıyoruz. Top. Topu da alacağız. Başka yere gideceğiz. Aa, maymun. Bu maymunun yerini unutmuştum. Bunu alacağız. Aa, bir de bunu. Ay, gördükçe hatırlıyorum, size var ya bir sürü çok aşırı güzel kurum petler göstereceğim punklarım. Punklarım, şimdi hızlıca buradan da alacaklarımızı alıyoruz. Onları da valize koyacağım. Konuşamadım. Bu mor ahtapot. Sonra kupa. Sonra bu kupa bardak buradan. Bakın, bunların yerlerini öğrenebilirsiniz böyle. Bir tane başka bir şey vardı, o neydi? Bir de şu punklarım. Bu sarı şey. Bir şey vereceğim ama söylemek istemiyorum. Aa, bir de bu lazım punklarım. Bunu unuttuk. Bu şey. Neydi ya bunun adı? Oyun oynamak için işte, adını unutuyorum bazen. Şimdi buradan alacaklarımız da bittiğine göre başka yere gidebiliriz punklarım. Punklarım, eşyaları aldığım yerleri biraz hızlı geçtik. Şimdi asıl yere geldik. Eşyalarımızı ben buraya taşıdım. Burada Tokolife'ın kendi karakterleri var. Çünkü bunlar bize lazım. Şimdi bunlarla göstereceğim nasıl yapıldığını. Ama burada almamız gereken bazı şeyler daha var. Çünkü bunun sonunda size sürpriz bir şey göstereceğim. Kurum petleri yaptıktan sonra çok güzel bir sürprizim olacak size. Şimdi bir tane de fotoğraf makinesi var. Bu kocaman şey alıyoruz. Evet punklarım, şimdi bunları ben hızlıca şöyle bir çıkartayım aldığımız şeyleri. Sonra teker teker kurum petlerimizi yapalım. Punklarım, şimdi farkındayım buralar biraz dağıldı ama sonuçlarını çok beğeneceksiniz. Şimdi başlayalım. Karakterlerimizi ben sırasıyla dizdim. Şimdi öncelikle
Bunların yapılabilmesi için sizin de benim verdiğim şeyleri aynı karakterlerin eline vermeniz gerekiyor, tamam mı? Mesela buna, yani Rita'ya, yani bunu mesela, bunu sakın başka karaktere vermeyin yoksa olmaz. Rita'ya ahtapotla topu vereceğiz Rita'ya ve... Krumpet! Bunu hemen koyalım buraya. Bunu da atalım, şurada kalsın. Şimdi sıradakine geçiyoruz. Bu kamerayla dürbünü yine Rita'ya vereceğiz. Önce size Rita ile yapılabilecekleri anlatacağım. Ondan sonra diğerlerine geçeceğim, tamam mı? Şimdi ahtapotla dürbünü veriyorum ve diğer krumpetimiz ortaya çıkacak. Şimdi diğeri... Ay, burada kaykay vardı. Kaykayı bulamadım. Kaykay galiba buradaydı, punklarım. Şimdi bu kaykayla cipsi Rita'nın eline vereceğiz. Topu veriyoruz. Yine başka bir şey çıkacak. Çok güzel oldu. Bu krumpetleri bir yere toplayalım punklarım. Şöyle kaç tane yaptığımızı da görürüz. Size kaç tane yapacağım? Tahmininiz ne yani? Yorumlara yazabilirsiniz. Bakalım tahmininiz tutacak mı? Şimdilik 4 tane oldu. Bakalım kaç tane olacak. Şimdi sıradakini yapıyoruz. Ama bu pizza ile olur mu bilmiyorum. Çünkü bu artık şey pizza oldu. Üstekini atınca da olur herhalde. Şimdi sırada pizza ile sulu boya var. Evet. 5. Şimdi ne var bakalım. Kupayla basket topunu yapacağız. Bunlar sadece Rita'lı olanlar. Diğerlerini de göstereceğim size. 6. Sadece Rita'lı şu an 6 tane yaptık bunlarım. Şimdi, ay bunun adını unuttum ya. Şimdi bununla yapabileceklerimize geçeceğiz. Eline bunu alacak. Bu sarı şeyle tuvalet kağıdını yapıyoruz. Çok güzel. Sesleri de farklı. Şimdi mor. Az önce yaptığımız ahtapotla. Ahtapotla çiçek yapacaktım ama çiçeğin rengini bilmiyorum Funkarım, o yüzden gösteremeyeceğim. Bir tane eksik olacak. Yani o yüzden üzgünüm gerçekten. Bunu gösteremeyeceğim. Neyse. Havuçla tofu. Buna geçeceğiz. Süper. Çok tatlı. Bunlar da sadece bu kızda oluyor mesela. Başkasına verirseniz olmaz. Buna vermeniz gerekiyor. Ay. Şimdi ekmek. Ekmek nerede? Ekmekle bu der gibi ortaya çıkan bu tatlış oluyor. Şimdi bu kıza göstereceklerim bu kadardı. Bu kutuda doldu. Bunları şöyle kenara koyalım. Ben bunun ismini de bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlara yazarsanız beni çok sevinirsiniz. Şimdi bunu yapacağı şey de elimize bu yastığı alın, tamam mı? Yastıkla bizim bir elmasımız vardı. Bu. Çok iyi. Çok tatlılar ya. Baksana iki kutu oluyor punklarım. İki kutu krumpet demek bu. Şimdi o bulduğumuz gözlükle, kıyafet dükkanından almıştım biliyorsunuz. Sarı telefon. Ben bu sarı telefonu unutmuştum size gösterirken. Sonradan gittim alışveriş merkezine, oradan aldım. Ay, alışveriş merkezine, markete gidip aldım. Sarı telefonla bu gözlük. Niye çok tatlı bir şey geldi. Bunlar mavi geliyor bundan. Mavi krumpetler geldi. Şimdi kurutma makinesi ve makas. Tatlı. Şimdi bakın bunların yerini bulmak çok zor. Yani çok zor değil de kimse bilmiyor sordum. Kimsenin aklında kalmamış. Bununla... Ay, bu çocuğu da buraya getirmiş. Bununla şu robotla maymun. Maymun resimleri. Çekelim. Ya bu krumpetler çok tatlı. Bunlara bayıldım. Buna geçiyoruz. Bunun adı Leon. Bunu biliyorum. Şimdi Leon'un şeylerini yapacağız. Krumpetlerini. Dediğim gibi punklarım, hangi karakteri gösteriyorsam onun eline vermeniz gerekiyor, tamam mı? Ay, baksanıza iki kutu krumpet gösterdim size. Demiştim hepsini göstereceğim diye demiştim yani. Şimdi bu kutuyla devam edelim, tamam mı? Kutu burada kalsın. Şimdi sıradaki Leon'la göstereceklerime geldim. Şimdi Leon'la bir tane şey alıyorum. Bu lahana gitti. Olur mu ki böyle deneyelim? Lahanayla küre olacak. Bu küre var ya punklarım. Bak belki öyle. Oldu öyle. Lahanam çünkü pizzayla birleşmişti yanlışlıkla. Evet. Bunları yaptık. Şimdi sırada bu maymunla bu sarı şey var. Bunu da yaptık. Üçüncü kutu krumpete doğru gidiyoruz punklarım. Şimdi sarı oyun kumandasıyla. Şimdi bunu yaptık.
Genelde bundan mavi şeyler çıkıyor, gördüyseniz fark ettiniz mi? Bu eşyaları boşuna aramadık punglarım yani. Bu eşyaları tek tek topladık çünkü bunlar için. Bakın, kalpli defter ve balık. Böyle hamsi kurumpet. Bunda da hamsi kurumpet olsun. Şimdi bu iki robot. Bakın o robot az önce gösterdiğim var ya. Nerede? Heh. Bu. Bir de şu robot. Bu ikisinin yerini kimse bilmiyor punklarım gerçekten. Biz biliyoruz. Benim videomu izleyenler biliyor. Biliyor. Punk aynısı biliyor. Bu da bence tatlı. Evet. Şimdi kameralarımız. O büyük taşıdığımız kamerayla siyah telefon. Kutunun arkasına saklanmış punklarım ya. Şimdi bu kamerayla bu. Ooo bunun kafasına bakın. Çok iyi. Şimdi başka ne kaldı? Başka da yok. Bütün 3 kutu krumpet yaptık punklara baksanıza. Ama şimdi size muhteşem bir şey göstereceğim. Bakın şimdi. Bu krumpetleri bir çıkaralım sayalım. Saymadım çünkü az önce. Buraları toplayıp geliyorum. Punklarım ben etrafı topladım. Şimdi sizinle birlikte tüm yaptığımız krumpetleri sayacağız. Bakalım kimin tahmini doğru çıktı. Sonra size sürpriz bir şey göstereceğim. Kimsenin bilmediği bir şey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 tane krumpet çıktı bu kutudan. Şimdi diğerlerine bakalım. Bunu bayağı toplamıştık. 7, 8, 9, 10. Buradan 10 tane, 4 tane çıkmış. Diğerine daha çok toplamışız. Şimdi bunu yapacağız. Bunu sayacağız. En çok bundaydı. 10 oldu değil mi? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10. Çıkmak istemeyen krumpetler var. Çıksın da. 17. Kaça doğru gidiyoruz bakalım, kim bildi? 18. Bu kadar olacağını ben de tahmin etmiyordum. 19 tane var ya. Tam 20 olsaydı keşke. Birkaç malzemeyi unutmuştuk. 2-3 tane 20 yapamadık. Tam 19 tane krumpet bunklarım. Bakar mısınız? Her yer krumpet dolu. Şimdi bunlarla ilgili bir şey göstereceğim size. Şimdi bu krumpetleri sırasıyla dizeceğiz, tamam mı? Ama benim dediğim sıraya mutlaka uyun. Çünkü çok önemli. İlk sıraya bu krumpet. Sonra bu gözlüklü krumpet. Tepesinde gözlük falan değişik şeyler var. Bu. Şimdi buraları boşaltmamız gerekiyor öncelikle ama buraları temizleyin. Bunları temizliyorum. Orada hiçbir şey kalmasın. Gözlüklü krumpet. Sonra şu tepesinde şey olan krumpet. Söylemek istemiyorum. Bu. Bakın bunları böyle sırasıyla dizin mutlaka. Tamam mı? Ana o krumpet yok. Bir krumpet eksik. Nerede o? Ana ne yapacağız? Burada bir krumpet olması lazımdı ya. Çünkü niye yapamadım biliyor musunuz? Ben gülün yerini bulamadım ya. Ama bakalım o olmadan da oluyor mu? Tüh. Hepsi tamdı bakın punklarım. Ay. Böyle olacaktı. Of o gülü nasıl bulamadım ya. Neyse size başka güzel bir şey söyleyip kendimi affettireceğim. Şu ikisinin arası var ya. Bununla bunun arasına böyle bir tane renkli krumpet var. Onun girmesi gerekiyordu. Böyle kara kafa bir şeydi. Neyse onu da sonra yaparsam size gösteririm bir videoda, tamam mı? 19 tane gösterdim zaten, beni affedin. O eksik kalmış. Şimdi size göstereceğim şeyler şunlar. Şimdi bunlarım. Bu var ya. Bunun için bunu buraya koyuyorsunuz. Bu tokoboka yazılı şeyi. Sonra bunu içine atıyorsunuz. Dur bir dakika. Yeşil masa buraya koyuyorsunuz. Bunu içine atıyorsunuz. Ha şimdi anladım punklarım. Şöyleydi. Önce bunu içine atıyorsunuz. Sonra bunu atıyorsunuz. Sonra bunu atıyorsunuz. Ve karşınızda çok güzel telefonlar. Umarım kendimi affettirebilirim şimdi. O gülü bulursam size sonra mutlaka göstereceğim. Onu bulamadım diye eksik kaldı. Çok üzüldüm ya. Neyse punklarım. Önce şu telefonu şöyle göstereyim size tek tek. Böyle. Ben bunu kullanırım. Çok güzel. Bu güzel. Hepsi güzel. Bakın böyle. Çok komik çalıyor. Bu çok komik çalıyordu. Neyse punklarım videom bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Umarım gösterdiğim krumpetleri beğenmişsinizdir. Tam 19 tane krumpet. Kendinize iyi bakın. Punk ailesiyle kalın.
words at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.